bir çay olmuş evlere. Benim oğlumu tanıyacak. Cezaya açık. Aa! Annem bezmiş manyak bir video. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ordu'nun Kabataş ilçesinde eşim Atakan Özyurt ve kayınvalidem, çok değerli kayınvalidem Beyhan Özyurt konu. Peki bugün ne çekeceğiz? Bugün annemle birlikte dişe diş kana kan Atakan'ı kim daha iyi tanıyor videosunu çekeceğiz. 10 tane soru hazırladı Atakan bize. Hiçbir fikrimiz yok sorular hakkında. Atakan soracak, biz bilmeye çalışacağız. Başlayalım. O zaman başlayalım. Adil bir yarış olsun diliyorum. İnşallah. İnşallah. Evet. Şu kafemden tabii ki bir... ben iyi tanırım yani. Tabii ki. Neden ne? Şu kahvemden bir hübürt eteyim. Selen'in ellerini kahvelerimizi de yaptık. O zaman ilk sorumu soruyorum. Hazırsanız. Hazırız. Kopya çekmek yok. Ben buradan herkesi takip ediyorum. Evet. Adil bir yarış olsun. Hak eden kazansın. Evet. Kaybedene de bir cezası var tabii. Hadi başlıyorum. Küçükken olmak istediğim meslek. Senin olmak istediğin meslek. Evet. Yok, şuradaki Cafer. Ben ne olmak istiyordum? Tamam, ben biliyorum. Cevaplar hazırsa. Hazır. Seslendirin ve ekrana çevirin. Aynı anda anne. 1, 2, 3. Oyuncu. Oyuncu derdim. Vay, şu an yani, bir. Tabii ki doğru, ben. Evet, tabii doğru. Ki ben tanırım ya. Ne demek? Daha bir çay olmuş evlere mi? Benim oğlumu tanıyacak. Yok öyle. Yok öyle. Yok canım, öyle bir iddiam yok zaten. Evet. Bir de bir bir. Bir bir. İkinci soruya geçiyorum. Evet, he. Geç bakalım. Dur az bir kahveden çekeyim ya. Çek, çek bakalım. Hadi üçümüz. Biz de üçümüz. Evet, ikinci soruya geçiyorum. Benim neye alerjim var? Senin alerjin mi var? Aa. Daha önce hiç böyle bir şey tanıyamamış. Ben de tanıyamamışım. Senin alerjin yok ki. Var aşkım. Var mı? Var. İnan bilmiyorum. Aa bak, düşündüm yine. Biraz bir şeyler dur. Oldu bana. Dur dur. Bak düşündüm, bak yine gördün mü? Kopya çekmek yok. Cevaplar evet. 5. 4. Böyle bir şey yazdım ama bilmiyorum. Ben de bir şey yazdım ama. Doğru. Evet. Dur, cevapları bir. Çevirin. 1, 2, 3. Arı, böcek. Böcek. İkisi de yanlış. Neye alerjin var? Benim tüye alerjim var. Aa. Evet. Evet, tüye alerjim var benim. Ne tüy? Tüy ne tarafın tüyü? O öyle denmez. O tüyden değil. Bu yorgan yüzlerindeki he, o olabilir. Şey. Tüy var ya. Aa. Evet, evet. Bir yaşıma daha geldim. Seni hiç tanıyamamışım. Evet. Devam edelim. O zaman bir hübüt ederim. Devam. Hala bir bir devam ediyorsunuz. Döktün be. Olsun ben Allah'ım de. Allah'ım ya. Temizleriz, temizle, tamam. Olsun olsun. Aha. Aha, al işte. Evet, üçüncü soruya geçiyorum. Topa vururken hangi ayağımı kullanırım? Dur hemen. Ben de biliyorum ki. Hadi. Hadi Beyhan. Çevir. Hadi. Aa. Sol sol. Evet. Ne oldu? Aferin Mustafa. Çak. Bayağı. Tamam. 2-2. Evet. İyi yetişmişim, evet. Vallahi. Evet, kritik bir soru. Bu soruyu belki hanımım, Selin Hanım. Abi. La birlikte uyuduğumuz için her gece o bilebilir ama annem de bilebilir bunu. Belki bilmiyor. Uyumadan önce yaptığım son şey nedir? Vallahi sigara mı içiyorum? Kitap. Yok. İptal. Hayır, iptal. Hayır. Yatağa girdim mesela. He, yatağa girdim. Tabii. Film izler belki. Evet, biraz... süre bitti. Ve... Bak, yaz anne yaz. Dur lan, yaz yazı biliyorsun. Abi kaç gündür buradalar, film izliyorlar geceleri. Evet. Güzel bir seçenek ama anne. He. Seni tahminden ötürü tebrik ediyorum ama. Video izler, kitap okur, videodan. Sesli. Sesli video izler diyor. Aynı kapıyı çıkıyorum.
Film izliyordunuz. Ben şimdi doğru. Burada çok arafta kaldım. Video izler, kitap okur. Doğru. Film izler, anne. Bu filme... hepsini kapsıyor yavrum ya. Ama annen de gerçekten iki gündür ona şahit oldu. Evet. Yani. Önce. O da doğru sayılabilir. Ama normal şartlarda Atakan böyle telefondan video açar. Sesli kitap olur, siyasi bir şey olur. Yatarken onu kulağından dinler. Bu gece saat 1-2 kakakarayı kakarayı biliyordunuz. O zaman bu sorunun cevabını kaç doğru kişi bilen yapma, kişi... Yapma! Selin Hanım! Hey! Dört, üç. Annem benim bak tebrik ediyorum. Ama annem de şey yaptı. Evet. İlk kaçıncı soru? 1, 2, 3, 4. Beşinci soruya geliyorum. Gel bakalım hadi. İlk uçak seyahatim hangi şehre oldu? Geçen söyledin aşkım. Geçen gün söyledin. Tabi babanla falan biz varken mi? En ilk mi? İlk uçağa bindim, nereye gittim? Gördüğüne göre. Bu yabancı ülkeler İsmail Baba gelmiyor ki benim. İpucu veriyorum. Türkiye'de ilk uçak seyahatim gerçekleşti. Türkiye'de. Türkiye içinde şehir bir şehir, yurt dışı değil anne. Üç tane seçenek versen de olur. Oy. Ama söyle. Üç tane tamam, büyük şehir. Büyük şehir. Bir büyük şehre uçtum. İstanbul'dan. Türkiye'de belli büyük şehirlerimiz var. Onlardan birine uçtum. Evet, İstanbul'dan bindim. Hatta hangi ilk 5 büyük şehirden birine uçtum. Daha ne diyeyim, cevap mı söyleyeyim? Boyozuyla meşhur. Neyle meşhur? Ayşem söyle o zaman. Neyle meşhur? Evet, son 5 saniye. 5, 4. Neydi televizyondaki Kim Milyoner İster'deki süreden daha kötü bırakmış. Neyse. 3... Kalp çizdi. Annem kalp çizdiği için. Aşkım şunu okuyayım. İzmir. Doğru cevap. İlk şehirler arası. İlk uçağa bindiğimde İzmir'e gittim. Anne daha geçen dedi ya Atakan. Ben dedi ilk kez uçağa İzmir'e o kadar binmiştim. Arabada ben dedi sen de vardın. Hep onları ben unuttum. Evet. Çok uçtuğu için gerçekten evet, çok olsun ama kalp çizdi. Annem yani. Maalesef beni tanımamaya devam ediyor. Hadi be. Kaç tane bindin? Ben 5'te 5 mi yaptım? 1, 2, 3, 4, 5. İlkini bilemedim mi ben? Böceği bilemedim. 4 doğru, 1 yanlış. 4 doğru, 1 yanlış. 4 doğru, 1 yanlış. Bu da geçerli. 3 doğru, 1 yanlış. Hakem saysın lütfen. 6. soruya geçiyorum. En sevdiğim içecek nedir? Yemek değil bak, içecek. Sabahları mı olur hep bu? Genel. Bunları da içeceğe mi giriyorsun? Evet, kahve içeceğim. En sevdiğim içecek nedir? Sabahları yapayım, bilmiyorum. İkinci biliyor gibisin. He? Kardeşini, abisini tabii tanırım. Evet, çevirin. Kahve, Nescafe. Hayır, ben söyleyeyim mi? Kahve, Nescafe söyle. Ayran. Evet. Sodalar. Üstelik sodalar. Öyle mi? Evet, tabii en ki. Sevdiğim içecek ayran. Sodalar. Evet. O zaman ince ama bir puan. Bunlar da içeceğe giriyor deyince oğlum ben nereden bileyim? Ayran da içeceğe giriyor ya. Doğru ya. Evet, bu soruyu bence iki tarafta bilebilecek gibi. Son bilemedik. 0 puan. 7. sorumuza geçiyoruz. Bilmedi. Kaçta kaçsın? 5 4. 5'te 4. 6'da 4. Evet, 6'da 4'üm ben. Annem de 6'da 3. O kadar zorlaman kendini güzel burada. 6'da 3'sün anne. Biraz tamam. Biraz seyeceğim, hatırla hadi. Evet. Geliyorum soruma. Yaşlandık be ya. Atakan Özyurt'un burcu nedir? Bak hemen yazar bilir onu. Ama bir ay kayması falan bir şeyler oldu. Değişmiş olabilir. Yok. Ay kayması. Öyle bir şeyler oldu ya. Öyle bir gezegen şeyi yok. Evet. Oğlak. Doğru evet, cevap. Oğlak doğru kalp. Cevap. Sadece ben. Oğlak. Oğlak kalp koyduğu için anneme 2 puan yazıyoruz. Evet. İkisi de doğru. Tamam. Evet kaç, bu soruyu... Kaç oldu? Bilmiyorum. 7. 7'de 5. 7'de 5. 4. 7'de 4. Kahven soğudu ya. Anne hiç. Senden 1 evet. Puan önde Selen. Olsun onu hak ediyor. Tamam. Aynen. Bu soruyu bence iki tarafta bilemeyecek gibi düşünüyorum. Hı-hı. Çünkü kafa karıştırabilecek bir soru. Evet. Diğer soruya geçiyorum. Evet. Atakan Özyurt kaç ülkeye seyahat etmiştir? Çok gitti. Çok gitti. Şey ve benim aklımda... Biz kapışıyorduk seninle sayı evet, olarak. Evet. Ama kaç tam hatırlamadım. Senden fazladır. Ben senden fazladır. Hayır. Ya evet.
Atakan çok gitti Selam, bu tartışılmaz. Ben de gittim, sen benimle ben mi gittin? Ben ne bileyim senin ne zaman gittin be yavrum. Evet anne, evet. Kaç tane ülkeye gittim bence hemen cevapları verin. Net rakamı ben çünkü dayanamayacağım. Süre var mı? Tamam, eğer yakın sayıysak birbirimize benim şöyle bir tahminim olacak. Süre. Bu arada en yakın sayı kabul edilsin, olur mu? En yakın sayı. En yakın tamam, sayı. Bu soru biraz arafta olduğu için. Aynen, en yakın sayı. En yakın sayı. Bilenin cevabını doğru olarak kabul edeceğim. Biraz salladım ama olsun. Ha. Az. Tamam. Şimdi şöyle bir şey. En çok aklımda kalan ne biliyor musun yavrum? Arabistan'a gitti, ümrü olduğu için. Brezilya'ya gitti. O da şey karantinada kaldı. 3 ay kaldı. 3 ay. O, işte evet. O beni çok etkiledi. Ondan oralar daha iyi aklımda diye biliyorum. Evet. O zaman 2. Hayır canım, yok. Daha en çok etkilendiği ülkeler. Oradan etkilendi. Ana yüreği tabii dayanmıyor sayın izleyiciler. Karantinada kalmış düşünsene. Evet evet çok. Koronadan dolayı. Evet, 3 ay Brezilya'da mahsur kaldığım dönemde de her gün annem babam arıyordu. O yüzden aklımda en çok kalanlar onlar. Bir de evet. Ümre'ye gittiğinde o şey yapmıştı. Evet. Tabii Ümre'ye onu. Diğerlerini... O kadar şey değil. Gidiyorum oğlum hadi Amsterdam. Gidelim. Allah işini nasıl getirsin. Evet. Öyle. Hadi. Evet, cevapları kaldıralım. Senin Hanım 20, Beyhan Hanım 17. En yakın cevap doğru olarak bilinecek değil mi? Toplam 18 tane ülkeye gittim. 18 evet. Mi? Annem 17 doğru, yani doğru olarak annemi kabul dediğim ediyoruz. Dediğim gibi en çok aklımda kalan iz bırakanlar onlar oldu benim için. Brezilya ve tabii Arabistan. Tabii ki Arabistan. Diğerleri hani güle güle git yavrum. Güle güle. Allah işini rahat yaz getirsin. Genç ve dikkatli. Evet. Adil bir moderatörümüze soralım. 8'de. 8'de 5. 5. 8'de 5. 8'de 5. Şu an eşit gidiyor. Şu an eşit gidiyor. Eşitlendi. Gidelim. Hadi bakalım. Senden sonra çok önemli anne. Evet. Evet. Değil mi? Kaderimiz belirli. Son 2 soru artı 1 bonus soru sormak istiyorum size. Son 2 sorunun birincisini soruyorum. İlk filmin Kafalar Karışık'ta sevgilim rolünü canlandıran oyuncunun ismi nedir? Gerçek ismi bu arada. İşte bunu bilemezsem çok ayıp olur. Ben biliyorum. Anne şarkıcı. Ha şey dur. Kafalar karışık. Neydi? Artık. Sevgilisini oynayan kızın gerçek ismi. Hem müzik değildi. Değil filmdeki mi? İsmi değil. Gerçek hayattaki gerçek ismi. Gerçek hayattaki. Oyuncunun gerçek hayattaki üzgünüm ismi. Ama... İnan unuttum. Ben. Ama söylesem direkt bilirsin. Tabii ki bilirsin. Evet, seviyorum da kendisini. Hatırlar. Şarkıcı. Olsun. Sus ya. Hayır. Ondan da çok özür dilerim. Şarkıcı erkek diyoruz. Yok canım, o kadar yok da. Ne yapacaksın anne? Yıldız mı çizeceksin? Biraz be. Az zaman tanım. Tamam az zaman tanım. Anneme biraz zaman tanım. Su ister misin? Yok o kadar tamam, da değil. Evet. Vallahi bilmiyorum. Çok üzgünüm. Neyse çok affedersin. Bilemiyor mu? Vallahi bilemiyorum. Pas mı? Pas mı? İnan bilemedim. Feride Hilal Akın. Feride'yi bilirdin ama. Şarkıcı Feride Hilal Akın. Ona da buradan bir çiçek. Evet buradan selamlar. Feride. Evet Feride'ye buradan selamlarımızı iletiyoruz. Ve? 9'da 6. Çok üzgünüm. 9'da 5. Olmamalıydı. Evet. Yavaş yavaş üvey miyim acaba diye. Sormadan edemiyorum ya, sayın teyzeler. Ya bu üveylikle ne alakası var bilememişim. Çok demek normal ki insanlar 3 ayda da eşini tanıyabiliyor. Çok normal. Evet. Bilememem. Şimdi bu soruyu annem de bilir, Selen de bilir. Soruyorum. Kendi ilk kazandığım parayı nerede kazandım ve ne aldım? Kritik bir soru. Dur az dur kağıt yedirmem lazım. Tamam annem bekliyor. Bak nerede kazandım ve... Ne aldığımı iki ayrı yazın böyle. Kendi kazandığım ilk parayı nerede kazandım ve ne aldım? Duyar kasıyorsun şu an. Nasıl yani? Ne alakası var? Hayır soruyu bir daha yenile. Buraya acıklı bir müzik alabilir miyim? Hazır hele bir daha söyle. Ne almış? Soruyu bir daha alayım. Ne aldı? Kendi kazandığım ilk parayla nerede kazandım? Ve kazandıktan sonra ne aldım? Ah be o günler. Ah o ellerle. O pamuk ellerle. O dallara uzanıp. Evet, cevaplar hazır sanırım. Bir de buzu var parantez içinde. Evet. Hadi. Bakayım, fındık toplayıp telefon aldım. Nokia. Fındık toplayıp... Nokia. 51 o. 51 o.
Nokia 51. Ama ben burada annemi tebrik etmek istiyorum. Benden tabii ki daha iyi bildi. Evet, fındık toplayarak. Ordu da bile üstelik. Telefon evet. Aldım. Ordu da doğru. 51. 10'da. Ayrıntı. 10'da 7. 10'da 6. 6. O zaman. Ay çok şükür Allah'ıma. Bitti sorular. Bonus bir soru soracağım. Bonus soruyu sormak sonsuz üzere. Dur bir heyecan yaratalım. İzlerimi görelim. Evet, kanalımızın bonus ve en son sorusuyla devam ediyoruz. Evet, bonus sorusu. Bu soru bence çok zor bir soru ve soruyorum. Atakan Özyurt'un bu hayatta en değer verdiği şey nedir? Ben. Ne? Sadece sen mi? Öyle. yok cevabımda cevap vermek istiyorum. Ben de bilirsiniz ya. Ben bunu çok dile getiririm. Hem de öyle. Gerçekten öyledir bak. Evet. Cevapları alalım. Ailesi her şeyden önce gelir. Anne baba eş dost aile. Ha. Ama ben daha 1-0 öndeyim. Niye? Niye? Hem anne, baba, eş, dost, aile. Aile hepsini kapsıyor. Aile her şeyi kapsıyor zaten. Kesinlikle. Benim için aile zaten aile genel bir kavram. Genel bir kavram. Dostluk kazandı. Ben kazandım. Kaç. Bir öndeyim ama. Burada eşitlendik. Yani bunu ikimiz de bildik ama ben bir öndeydim o yüzden. İkiniz de. Olsun. Dostluk kazandı. Evet, dostluk kazandı. Tebrik ediyorum. Öpeyim yavrum. Annem kaybetti maalesef. Canım. O yüzden cezayı açık. Telefonlar, aa şey kırıldı. Kırılsın, o hiç önemli değil yavrum.